Başkanım hoş geldiniz. Safa getirdim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Güzel gözlermiştir. Hatırlıyor musun? Evet. Öyle güzel bir günde üç ayın dünya üzeri kadın kent bölgesiyle hizmetleniyor. Belediye başkanımızın bir son projesi olan engelsiz bugün için hazırlar. Sizden de... Sanki bir rüzgar altın nehri çalıyordu. Nefki dağçayı gördüm düşümde. Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Tuzla Belediye'mizle beraber gerçekleştirdiğimiz güzel bir organizasyonda bir araya geldik. Biz zihnimizdeki engelleri kaldırdığımızda engellilerin neler yapabileceğini bugün burada hep beraber gördük. Çok güzel müzik dinletisi, koro çalışmaları, halk oyunları, danslar ve değişik spor dallarında gerçekleştirilen başarılar var. Gerçekten son yıllarda toplumumuzun engellilere bakış açısı kökten değişti. Daha da kat etmemiz gereken mesafeler var. Biraz önce de ifade ettim. Zihnimizdeki engelleri aştığımız zaman biz engelli diye nitelendirdiğimiz bireylerimizi pekala topluma katabiliriz. Bazen doğumlar, bazense yaşamın herhangi bir noktasında karşımıza gelebilecek bir durum veya olay sonrasında hayatını çok farklı olasılıklara evrilebiliyor, yönlenebiliyor. O açıdan hani herkesin aday olabileceği, herkesin aday olduğu, böylesine bir anlamlı bir gerçeği bilerek yaşadığımız zaman bugün 3 Aralık sadece 3 Aralık değil, aslında 365 gün bir ömür boyu her zaman anımsanması gereken, her zaman büyüklerimizin hepsini ifade ettiği cennetin anahtarı olacak olan özel çocuklarımızla tüm ömür boyu ilgilenmemiz lazım. Ve bu bağlamda gerek ilçe milliyetimiz bünyesinde, gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla, gerekse biz yerelde belediye başkanlıkları olarak her zaman bu konuda annelerin, babaların ve özel çocuklarımızın yanında olma gayret ve çabamızı gösterdik. Ve bütün paydaşlarımızla beraber yerel yönetimlerde her zaman bu çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya çalıştık. Siz değerli velilerimizin yanında olmaya çalıştık. Bundan sonra ne yapacağımız konusuysa 2012'den itibaren bir karar almıştık. Engelsiz Tuzla ortaya koymak için kamu kuruluşlarından sonra özellikle de bireysel olarak da çocuklarımızın yaşam alanlarında mutlaka onlarla birlikte olma gayreti ve çabasını gösterdik. Ve bundan sonra da imkanlarımız ve bütçemiz doğrultusunda İnşallah bu hedeflerimizi en zirve noktaya çıkartıp ve gelecekte Tuzla'nın sosyal, ekonomik ve kültürel manada olduğu gibi engelsiz konusunda da, engelsiz Tuzla konusunda da bir numara olması için hep beraber çalışacağız. Öncelikle Pir Reis Üniversitesi'nde Tuzla Belediye Başkanlığımızın önderliğinde organize edilen bu etkinliğe ev sahipliği ediyor olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii 1992 yılında Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği 3 Aralık gününü Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan ettiği bugün de
Burada bir şölen havasında bir kutlama yaptık. Özel öğrencilerimizle, özel evlatlarımızın gösterilerini izledik. Bir taraftan çok duygulandık, bir taraftan çok mutlu olduk, gururlandık. Ama bugünün esas amacı bu engelli insanlar, özel insanlarımız, vatandaşlarımızın sorunları konusunda farkındalık yaratmak ve bu sorunların çözülmesi yolunda adımlar atmak. Tabii ki sadece 3 Aralık günüyle sınırlı değil ama bugün de o farkındalığı hep birlikte yaşıyor olmaktan da çok mutluyum. Dünyada yaklaşık %12 civarında engelli vatandaş var. Tuzla'ya da baktığımız zaman bizler devlet olarak Tuzla'da okullarımızda engelli öğrencilerimiz için 135 tane çubuğu açmışız. 80 tane sınıfımız var. İki de öğretimi tamamını açtık. Hiçbir öğrencimiz okula gidemeyen, ben okulu istedim gidemeyen bir öğrencimiz yok. Kutlamalarımızla ve 100. yıl marşıyla bizlerle birlikte olsun. Biz de esasında belediye başkanımızın Tuzla Belediye'miz Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz, rektörümüz ve ilçe milli eğitim müdürümüz takdim ediyor. Şimdi güzel bir tablo. Fotoğraf alalım hep birlikte. Fotoğraf alalım lütfen. Erk Taşpınar harikasın.